Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'yle sizler için hazırlamış olduğumuz 9. sınıflara özel elektrostatik konusuyla karşınızdayım. Sevgili dostum, eğer sen hazırsan ben de hazırım. Hadi gel, elektrostatik konusuna başlayalım. Bu konuda iletken ve yalıtkanlar, elektrik yüklerinin özellikleri, elektroskop, elektriklenme çeşitlerine değineceğiz. Kullanım alanları ve faydaları otomotiv boyalarında, ameliyathanelerde, fotokopi cihazlarında elektrostatikten faydalanıyoruz. Sevgili arkadaşlar, dinamofizik ödevlerimizi yapmayı unutmayalım. İletken ve yalıtkanlara geldiğimizde elektriği ileten maddelere iletken madde, elektriği iletmeyen maddelere ise yalıtkan madde denir arkadaşlar. Bakınız, gümüş, altın, bakır bunlar iletkenler sevgili arkadaşım. Tahta, porselen, cam, plastik, priz kablosu gibi maddeler ise yalıtkan oluyor. Pozitif yüklü cisim ne demektir arkadaşlar? Artı yük miktarı eksi yük miktarından fazla olan cisimlere pozitif yüklü cisim denir. Negatif yüklü cisim ne demektir? Eksi yük miktarı artılardan fazla olan cisimlere de negatif yüklü cisim denir. Peki nötr cisim ne demektir? İçerisinde artı ve eksi yük miktarı eşit olan cisimlerdir arkadaşlar. Elektrik yükü Q simgesiyle gösterilir arkadaşlar. Elektrik yükünün uluslararası birim sistemindeki birimi kulomb'tur. Elektrik yüklerinin özellikleri. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık elektrondur. Nötr bir cisim şekil 1'deki gibi elektron alırsa negatif, şekil 2'deki gibi elektron verirse pozitif yükle yüklenir. Bakınız arkadaşlar, burada cismimiz elektron alıyor. Elektron aldığı için ne yapıyor? Eksi, yani negatif oluyor. Burada da arkadaşlar cisim elektronu diğer tarafa veriyor. Bu sefer de kendisi pozitif hale dönüşüyor. Atomun çekirdeğindeki pozitif yükler, protonlar hareket edemez. Sadece elektronlar hareket eder arkadaşlar. Bunları unutmayacağız. Nötr, iki tane topumuz var bakın arkadaşlar. Şekildeki gibi sabit bir şekilde duruyor. Ama artı ve eksi toplarımız birbirini çekiyor. İki tane artı yüklü cisim birbirini iter. İki tane eksi yüklü cisim birbirini iter. Nötr cismi artı çeker. Nötr cismi eksi de çeker sevgili arkadaşım. Hemen bir soru çözelim. Şekilde görülen iletken KL ve M kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla artı 3Q, eksi 10Q ve artı 5Q'dur. Bu kürelerin son yük durumları oklarla gösterildiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, artı 3Q'dan eksi 5Q'ya geldiğine göre K küresi eksi 8Q almıştır. Hemen ne yapıyoruz? Artı 3 eksi 8Q diyoruz. Eksi 5'e eşit mi? Evet. Dolayısıyla burada K için doğru bir ifade kullanılmış. L küresi eksi 7Q vermiştir diyor. Sevgili arkadaşlar, ne yapmış? Eksi 7Q'sunu vermiş. Eksi 7Q'sunu verince eksi 3Q'ya düşmeli ama artı 3Q demişler. Bu yanlış. M küresi eksi 5Q almıştır. Artı 5Q eksi 5Q daha alırsa nötrlenir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. Sürtünme ile elektriklenme. Sevgili arkadaşlar, nötr cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğümüz zaman cam çubuk artı yüklü olacaktır. İpek kumaş ise eksi yüklü olacaktır. Cam çubuktaki elektronlar ipek kumaşa geçecektir. Cisimlerin yük miktarları eşit olur, cisimler zıt cins elektrik yüküyle yüklenirler diyoruz. Nötr, yalıtkan K ve L küreleri birbirlerine sürtüldüğünde K ve L kürelerinin son yüklerinin işareti için yargılarından hangileri doğru olabilir? Bak şimdi sevgili dostum, bunlar birbirlerine sürtülüyorsa kesinlikle bir kere zıt cins olacaklar ve yük miktarları aynı olacak. K artı L eksi elektrik yüklü olabilir. K eksi L artı yüklüdür olabilir. K ve L artı olamaz sevgili arkadaşım. Cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. İkincisi, dokunma ile elektriklenme. Birbirlerine dokundurulan iletken küresel cisimler toplam yükü yarıçaplarıyla doğru orantılı olarak paylaşırlar sevgili arkadaşım. Bak şimdi bir soru çözelim. Şekildeki R3R yarıçaplı iletken XY kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla artı Q ve artı 7Q'dur. Küreler birbirlerine dokundurulup ayrıldığında X'in son yükünü sormuş. Arkadaşlar, artı 7Q artı Q toplam artı 8Q'muz var. Toplamda da 4R'miz var. Dolayısıyla QX üssü, yani dokunmadan sonraki X'in yük miktarı toplam yük 8Q'nun toplam yarıçap 4R'ye oranı çarpı kendi yarıçapı, yani R diyeceğiz. R'ler sadeleşti. Buradan
artı 2Q yüke sahiptir diyeceksin. Peki Y için ne deriz? QY üssü eşittir 8Q bölü 4R çarpı Y'nin yarı çapı da 3R. Buradan R'ler sadeleşti, o da artı 6Q olacaktır sevgili arkadaşlar. Şekilde görülen iletken X, Y ve Z kürelerinden X küresi önce Z sonra Y küresine dokundurulup ayrılmıştır. Buna göre kürelerin son yükleri için ne söylenebilir? Bak şimdi X'i önce Z'ye dokundurduğuma göre toplam eksi 10Q artı 5Q'dan artı 5Q'muz var. Toplamda 5R'miz var. Yani R başına artı 2Q düşecek. Burada 2R olduğu için buraya artı 2Q, burası artı 3Q olacaktır. Sonra bu artı 3Q yük ile biz ne yapıyoruz? Y'ye dokunuyoruz sevgili arkadaşım. Artı 3 eksi 5 toplamları ne olur? Eksi 2 olur. Yani R başına eksi 1 bölü 2 alacağız. Burası eksi Q bölü 2 olurken burası da eksi 3Q bölü 2 olacaktır sevgili arkadaşım. Sıra geldi etkiyle elektriklenmeye. Eksi yüklü iletken küre nötr dikdörtgen levhaya yaklaştırılırsa dikdörtgen levhada yükler kutuplanır. Bakınız hemen eksiler ne yapmış? Karşı tarafa gönderilmiş. Sol tarafta ise artı yükler kalmış. Birbirine dokunmakta olan iletken ve nötr XY kürelerinin yarıçapları sırasıyla R 3R'dir. Kürelere eksi elektrik yüklü bir cisim yaklaştırıldıktan sonra küreler birbirinden ayrılıyor. Son durumda X küresinin elektrik yükü artı 2Q olduğuna göre Y'ninki nedir? Sevgili arkadaşlar etkiyle elektriklenmede yarıçap önemsizdir. Yani hocam X eğer artı 2Q yüke sahipse Y de eksi 2Q yüke sahip olmalıdır. Çünkü eksiler kendi yük miktarı kadarını itecektir. Kendi yük miktarı kadar artıyı da X'te bırakacaktır. X'in son yükü artı 2Q, Y'nin son yükü ise eksi 2Q'dur diyeceğiz. Elektrik yükleri artı Q olan X ve Y küreleri şekildeki gibi konumlandırılmıştır. Buna göre başlangıçta nötr olan ve birbirlerine temas etmekte olan iletken KL ve M çubuklarının son yük işaretleri için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar X artı Q olduğu için K'da eksi 1Q çekecek. Y artı Q olduğu için M'de eksi 1Q çekecek. Peki bu eksiler kimden gelecek? Tabii ki L'den gelecek. O zaman L'de artı 2Q fazlalık olacak. Çünkü eksi 2Q'sunu birini K'ya birini M'ye verdi. Şöyle K, L ve M diye yazarsak eksi Q artı 2Q ve eksi Q'dur diyeceğiz. Topraklamaya bakalım arkadaşlar. Şimdi artı yüklü bir küremiz var şekilde görüyorsunuz. Artılar hareket etmeyeceği için topraktan elektronlar gelmiş bakın. Diğer tarafta da eksi yüklü bir küremiz var. Burada da elektronlar toprağa doğru hareket etmişler. Topraklanma cisimleri nötrleştirir sevgili arkadaşım. Bunları unutmuyoruz. Toprağa bağlı iletken X cismine artı elektrikle yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırıldığında yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi arkadaşım artılar burada olduğuna göre eksi yükler burada olacak, artı yükler de burada olacak. Sonra topraktan elektronlar gelecek, elektronlar buradaki artıları nötrleyecek. Şimdi X cismi eksi ile yüklenir demiş. Şimdi toprak bağlantısı eğer kesilirse X cismi eksi ile yüklenir. Topraktan X'e eksi yükler gelir, doğrudur. X'ten toprağa artı yükler geçer, artılar hareket etmez arkadaşlar. Cevap 1 ve 2 olur. Peki, sıra geldi elektroskoba. Elektroskop nedir? Bir cismin yüklü olup olmadığını, eğer yüklü ise hangi cins elektrik yükü ile yüklü olduğunu anlamamıza yarayan alettir sevgili arkadaşlar. Bir topuzu vardır, bakınız. Bir de burada yapraklar var. Topuzdan yapraklara kadar iletken bir nedir? Malzemeden yapılmıştır diyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de TAPS uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAPS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Pozitif yüklü elektroskoba nötr cisim dokundurulursa yaprakların durumu ne olur? Arkadaşlar nötr cismi dokundurduğumuz anda artı yükler her iki tarafta paylaşılacaktır. Bu nedenle de ne olacak? Yapraklar biraz kapanır diyeceğiz. Yapraklar biraz kapanır. Pozitif yüklü elektroskoba pozitif cisim dokundurulursa yaprakların durumu ne olur? Şimdi arkadaşlar
Burada da eğer yük miktarları eşitse, yani cismin yükü elektroskoba eşitse, herhangi bir değişiklik olmaz. Değişiklik olmaz. Eğer cismin yükü elektroskoptan küçükse, yapraklar biraz kapanır. Eğer cismin yükü elektroskoptan daha büyükse, o zaman da arkadaşlar yapraklar biraz daha açılır. Pozitif yüklü elektroskoba negatif cisim dokundurulursa yaprakların durumu ne olur? Yine arkadaşlar, cismin yükü elektroskop yüküne eşitse yapraklar tamamen kapanır. Eğer cismin yükü elektroskoptan daha küçükse yapraklar biraz kapanır. Eğer arkadaşlar cismin yükü elektroskoptan daha büyükse yapraklar önce kapanır, sonra açılır. Tonguç 9'dan 10'a hazırlık seti çıktı. 9'dan 10'a hazırlık setiyle 9. sınıf konularındaki eksiklerini telafi edip 10. sınıf konularına ön hazırlık yapabilirsin. Hazırlık setini al, YouTube'da yapılan 9'dan 10'a yaz kampına katılarak 10. sınıfa eksiksiz başla. 9'dan 10'a hazırlık seti sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da. Aralarındaki uzaklık 30 santim olan 5 klomp ve 3 klomp yüklerinin birbirlerine uyguladığı itme kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondur demiş. Arkadaşım, F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D kare. K'mız 9 çarpı 10 üzeri 9. Q1'imiz 5, Q2'miz 3 bölü. Aradaki mesafe santim olarak 30 santim verilmiş. Bunu 0.3 olarak alacağız. Sevgili arkadaşım, 3 ile sadeleştirdim. 0.1. Yukarıya attık. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri artı 1 olur. Şurası 10 olur. Dolayısıyla 5 çarpı 9'dan 45 çarpı 10 üzeri 10 Newton kadarlık bir itme kuvveti olacaktır. Arkadaşlar, elektrik alan nedir? Elektrik alan, birim elektrik yüküne etkileyen elektriksel kuvvete denir. E ile gösterilir. Newton bölü Coulomb birimidir arkadaşlar uluslararası birim sisteminde. Formülü de KQ bölü D karedir ve vektörel bir ifadedir diyeceğiz. Elektrik alan çizgileri artı yüklerden dışa doğrudur, eksi yüklere gelecek şekildedir. Yani artıdan çıkar, eksiye gelir diyeceğiz arkadaşlar. Konumuzu bitirirken iletken ve yalıtkanlardan bahsettik. Elektrik yüklerinin özelliklerinden, elektroskoptan ve elektriklenme çeşitlerinden bahsettik sevgili arkadaşlar. Ödüllü sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Bu sorumuzu bir sonraki konu anlatımı videomuzun sonunda çözeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.